Efendim Ayşe? Necat Bey, harika bir haber geldi. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Bu sene yılın en başarılı genç iş insanı ödülüne aday olmuşsunuz. Sen ciddi misin? Yalnız önümüzdeki birkaç gün içinde yapılması gereken bazı şeyler var. İsterseniz ben size anlatayım, müsaitseniz tabii. Tamam, dur. Ben bir çalışma odasına geçeyim, not alayım, dur. Suna. Yine geciktin. Ya otobüse bineyim dedim. Ondan sonra otobüsü kaçırdım. Sonra aktarmalı bir minibüs yapayım dedim. Pişman oldum. Orada bekle. Ondan sonra dedim bari taksiye bineyim. Tamam. Yeter, anladım. Kayra uyanmadan odaya çık, yakalanmayalım. Tamam. Günaydın. Günaydın. Anneciğim, sen nereden geliyorsun? Koşudan. Babanla koştuk. Yok, ben seni gördüm. Sen sonra geldin. Neden peki sence? Şu boya bak kocamana, çok hızlı koşuyor. Ben arkasında kalıyorum onun. Bunlarla mı koştun? Ay. Annen şaka yapıyor. Anne sana simit almaya gitmiş. Sürpriz yapacaktı ama ben bozdum artık. Ne yapayım? Evet. Gerçekten mi? Evet. Çıtır çıtır sıcak simit aldım sana burada. Çıtır sıcak simit. Birazcık ısırabilirim. Olmaz. Kahvaltıyı beklemen lazım. Ya. Küçük hanım. Eller yüzler yıkandı mı? Dişler fırçalandı mı? O zaman doğru odaya. Yoksa seni simit gibi çıtır çıtır yerim. Hayır, gelsin. Marş. Nereye? Nasıl bir kahvaltıya? Gel. Sıcak simit diyorum, kahvaltı diyorum. Kayra'ya söz verdin ya, unuttun mu? Doğru, ben bir koşu gidip alayım onu. Anneciğim, iyi ki evdesin. Ben çıtır simit çok severim. Her gün simit almaktan neşeniyor. Aa, nankör. Sana aldığım simitler buradan karşıya yol olur be. Hayriye, katılıyorum fıstıkım. En azından sana simit sözü verip 2 dakika sonra unutmuyor. Anneciğim. Senin kulağına bir şey söyleyeceğim ama Hayriye duymasın. Ne söyleyeceğim? Kulaktan sen kulağa. Duyma. Tamam, duymuyorum. Yandın mı? Yok, soğumuştu zaten. Anneciğim, özür dilerim. Bilerek olmadı. Ay, biliyorum. Balarım kazayla oldu. Ben sana hemen temiz kıyafet getireyim. Tamam. Kıyafet yok. Ne oldu be? Fıstıkım, ne yapıyorsun? Anneme elbise getirecektim ama bir tane bile bulamadım. Kuru temizlemeciden kıyafetlerin gelmedi mi hala? Aa, hayret, bak görüyor musun? Kaç gün oldu. Hepsini de vermiştik oraya. Hepsi mi? Hepsini. Ya zaten ben çok kıyafet sevmiyorum. Öyle hepsini temizlensin diye vermiştim bir tane. Benim yüzümden pis kıyafet de mi dolaşacaksın? Beni okula götürdüğün zaman çocuklar pis üstünü görecek. Aa, ne olacak bundan kız? Onlar gitsinler, kendilerine baksınlar. Balım, ben annene kıyafet ayarlayacağım, merak etme. Ama sen de hemen aşağı inip kahvaltını bitireceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi. Sana kıyafetler alacaktık, unuttuk. Sen de hatırlatmadın. Nasıl hatırlatayım? Gittim mi geldim mi belli değildi. Biraz karışıktık hatırlarsan. Tamam. Tartışmak için söylemedim zaten. Bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorum. Bulalım. Al bunu. Çekinme, ne istiyorsan alabilirsin. Alamam, sağ ol. Niye? Ya zaten yeterince para meselesi oldu aramızda. Daha fazla olmasın. Ben evden kendim getiririm. Peki tamam, ısrar etmiyorum ama lazım olursa aileden istersin. Lazım olmaz. Ay, ben Kayra'yı okula götüreceğim. Bir iki lokma bir şey yeseydim. Bu şekilde gidemezsin ama okula. Aa, ne var bunda ya, ufacık leke? Suna, senin için sorun olmayabilir ama ailen için sorun var. Kayra'nın annesi olarak bu şekilde gidemezsin okula. Ha, doğru. Çünkü ben Necat Bey'in karısı, Kayra'nın annesi, ejderhaların anasıyım. Sana bir şeyler ayarlamak lazım. Kayra'ya söz verdim. Kendi kıyafetlerinden mi bakıyorsun? Ya Hayri, geçen gün yanlış yıkamış bir tane tişörtü. Eğer birine vermediyse... Ha, ciddi düşünüyorsun. Yani ne kadar küçülmüş olabilir ki? Ne kadar küçülmüş olabilir?
kadar. Bu bana olmaz. Dur bakalım. Hayır. Olur olur. Olmaz bu. Bir dene bence. Hay. Ne yapıyorsun ya? Tamam mı? Hayır, bekle. İyi, uğraştığına göre kolay giyinmiyor. Demek ki çok da bol değil yani. Göreceksin şimdi bol mu değil mi? Tamam mı? Hayır. Bitiyor. Beğenmedin. Var gene bir şey var. Suratında o bakış var gene. Gerçekten mi? Ha, eşit yapıyorsun bir de.